Selamünaleyküm efendim, iyi günler. Rüya Terapi'de 3. bölüme geldik. Bir kitap tanıtıyorum. The Angel in Education and Synchronicity kitabı. Özellikle Carl Jung'un gerçek kuvvetiyle Hristiyan dünyasına anlatan ve İslam'a en yakın konseptler içinde barındıran bir konsepti, bir tanıtımıdır. Anlamlı hale getirendir ruhsallığı, ruhsal terapi. Tabii Montgomery doktora yazmış bu konuyla ilgili. Bilginin ve inancın Jung'a göre tanımını yapmak gerekir ki Batı dünyası İslam'la tanışsın ve Batı dünyasında İslam bir güneş gibi doğsun. Müslümanların herhalde Müslüman olmasını beklemiyorsunuz artık. Dolayısıyla İslamiyet Batı'da doğacak ve bu nedenle sevki ilahi var, cebri bir şekilde. Batı dünyasına hizmetin en kaliteli insanları, kalibresi yüksek insanları cebri bir şekilde hicret ediyorlar. Bu tohumlanma, bu döllenme Batı dünyasının, İslam'ın gerçek şekliyle tasavvufla, sufi İslam'la, ihsan şuuruyla tanışmasına yardımcı olacaktır. Bu nedenle çok faydalı bir süreçteyiz. Lütfen olunuz. Bu nedenle ben Rüya Terapi'de 3. kısımda herhalde size yine hiç duymadığınız şeyleri anlatacağım. Her zaman olduğu gibi. Bakalım Sufi ne yapıyormuş? Sufi efendim ilimle meşgul aslında da meşhur ediyorlar bu politikacılar. Politikacılar hep hırsızdır zaten. Teröristtir, devlet terörü yaparlar. İnsanlara hayat, yaşam hakkı vermezler. Çünkü hakikate kapalı insanlardır. İbni Arabi Hazretleri pek çok eser vermişti ve eserleri Batı dünyasını pek çok noktada etkilemiştir. Fransız entelektüel oryantalist Profesör Henry Corbin, İbn Arabi'nin Active Imagination teorisini almış ve işlemiş, kitaplar yazmış bir insandır. Biz herhalde tanıyorsunuz. Büyük ihtimal duymamışsınızdır. Carl Jung'ı etkileyen Corbin'dir. Carl Jung, Corbin'den etkilenerek İslamiyet'teki melek anlayışını anlamış, muttali olmuş ve Uganda ve Kuzey Afrika'daki yaşamında, Müslümanların yaşamlarında bu inancı görmüş, gözlemlemiş ve Batı dünyasının neyi yanlış yaptığını, eksik yaptığını, Katolik Kilisenin inançları, terminolojiyi, sanatale, devlet diniyle getirerek nasıl insanları gerçekten uzaklaştırdığını, hakikatten uzaklaştırdığını görmüş ve Katolik Kilisesi'ne karşı aslında savaş açmış Kalyan. Zaten kendisi protestan bir aileden geliyor. Babası pastördü, doktora yapmış biri. Fakat babasıyla da kavgalıydı. Babasının da inançlarına ve çakma dini kavramlarına karşı çıkmıştı. Annesini severdi. Annesi çünkü ruhsal bir insandı. Annesiyle babası arasında gelgitler yaşamıştı. Ve kendisi doktorayı bitirdiğinde babası da ölüm döşeğindeydi. Ölüm döşeğinde ziyaret ettiğinde babasını yaşadığı travma ve cenazede yalnız olduğunu gördü. Halbuki number one ve number two personality böyle ortaya çıktı. Annesi number two'ydu. Babası number one'dı. Yani maskeli. Annesi number two'ydu. Ruhsal derin. Ve anne şefkatiyle bezenmiş, sevgi dolu. Ruhsallığa açık. Bu nedenle kadınlardan ben umutluyum. Ve kadınların, nisaların ahir zamanda erkeklerin zaliminden, erkek egemen toplumdan, insansız medeniyetten insanlığı kurtaracağını ümit ediyorum. Hizmetteki ablalarımızın bunu başaracağına eminim. İbn Arabi hakikati
akla dayalı görmüştü. Şeriatı ise vahye dayalı görmüştü ve iki gerçek olarak aksettirdi. Yani hakikat ve şeriat ikisi bir kuşun iki kanatları gibidir hakikat ve şeriat. Tek başına olurlarsa kuş uçamıyor. Hem vahye dayalı bilgi, şeriat, hem akla dayalı hakikat gerekli. İbn Arabi'nin kavramlarından hak ve insan-ı kamil çok önemli bir yer tutar. İnsan-ı kamil insanların ulaşması gereken zirvedir. Kolay bir zirve değildir. Hak doğruluktur. Halacı Mansur'un enel hak dediği de zaten ben doğruyum demektir. Yani ben Allah'ım demek değildir. Haktır. Hakkı bulmuştur. Hakta bir bütün o haline gelmiştir. Yani oneness diyorlar buna Hint medeniyeti. Taoizm, İslam'da tasavvuf buna wholeness diyor. Birlik makamı. Hazredeceğim diyor Aleviler. Bu makamla ilgili tanrik anlayışında Hindu dininde de Vedantalarda bu mevcuttur. Yani bütün dinlerde oneness, Allah'ın birliği, tevhid vardır. Tabi bu saf bir metafiziktir ve ancak tasavvufta bulunabilir, ihsanda bulunabilir. Hazreti Cebrail gelip de sahabelerde gözüküp İslam nedir, iman nedir diye peygamberimizi konuşturduğu zaman bir de ihsan nedir diye soruyor. Üçüncü olarak. İhsan Allah'a yakınlaşma noktası takvadır ki insanların birbiri arasında üstünlüğü yoktur. Kimin takvası üstün, yani Allah'a kurbiyeti yüksek ve yakınsa o üstündür. Makam mansıp, zenginlik, fakirlik mevzu bahis değildir. Irklar, diller, dinler mevzu bahis değildir. İşte ihsan şuuru, tasavvuf yani İslam'ın özüdür. Üçüncü tamamlayan unsurdur. Eğer bu üst saç ayağında bir tanesi eksik olursa o saç düşüyor efendim, durmuyor. Ve saçın üstündeki ateşler de, korlar da sağınıza solunuza bulaşıyor. Dolayısıyla tasavvuf konusuna Hoca Efendi Kadri Zülmük Tepelerinde terminolojisini yazdı, bir giriş yaptı. Bir anlasınlar bunu başlangıç olarak dedi. İttivaz olunur bilgeneyim. Yani daha derine inmedi. Derinde inmeye çalışacak ama önce kalbin zümrüt tepelerini anlamanızı bekliyor. Fakat size bunu gelecek nesiller için yazmış, bizim için yazmamış filan derseniz o zaman gelecek nesillerle bekleyeceğiz. Gelecek nesillerde gelmiyor bir türlü. Altın nesil halbuki yetişti. Bu nesle yazmış yani anlayacağınız size yazmış. Ben dolayısıyla kalbin zümrüt tepeleri konusunu master yapmış biri olarak ki 4500 kişi indirmiş Scholar.ca'de Faruk Aslan ve Sufi Terapi Self Journey'in yazarsanız zaten bulursunuz. Bütün dünyadaki mistik, akademik ne kadar aydın varsa ulaşmış. Siz ulaşmadıysanız yazık yani. Tabi İngilizce bilmeniz gerekiyor. Ben Türkçe'ye tercüme etmedim bilerek bunu. English Mind'a yazdım. Türklerin kafa yapısına ayrı yazdım. Vecd-i İlhası. Onların conception'ı, perception'ı farklı olduğu için Türkçe ile İngilizce'yi aynı seviyede yazmıyorum. Hitap kitlesi, yani hedeflediğiniz kitle önemlidir. İslam'ı anlatırken tabi İhsan'ı anlatmazsanız, tasavvufu anlatmazsanız İslam'da iman eksiktir. Ve eksik kaldığı için de zaten bunları yaşıyoruz. Siyasi İslam gelip çöktü yani. Çünkü kalp yok. Çünkü vicdan yok. Çünkü insan-ı kamil yok işlerinde. Vallahi yok. Billahi yok. Tallahi yok. Her insan-ı kamil bir tane insan olsaydı çıkardı. Süfyan'ın zulümlerine karşı dur derdi. Diyemediler gördünüz. Hoca Efendi de zaten herhalde bunu görmeniz için bir şey izliyor, yol izliyor, güzergah izliyor. Herkes kendi seyrisülüğünde bütün toplumsal ve sosyal inşaatlar ortadan kalktığı anda bireyler yalnız başlarına
bir yolculukta olduklarını, seferde olduklarını daha iyi anladılar. Bütün takıntılar ve kamburlar kalktıktan sonra ve toplumsal ve sosyal inşaat baskısı diyorum, cemaatin takibi, çizelgeleri, rehberliği falan kalktıktan sonra bakalım ne yapıyor insanlar, kapasiteleri nedir? Görelim. Bunca yıldır, 50 yıldır insan yetiştiriyoruz. Acaba ne kadar insan yetiştirebilmişiz? Görmek istemiştir Hoca Efendi büyük ihtimal diye tahmin ediyorum. Potansiyelimizi görelim. Nedir elimizdeki malzeme? Geleceği planlamak için eldeki malzemeye bakmak lazım. Eldeki malzemeden yemek yapmak lazım. Hoca Efendi yola çıkarken insanların keyfiyetine Edirne'de 5 yıl mı 6 yıl mı sadece 6 kişiyle sohbet etmiş. 6 kişi. 7 olmamış. Yani çok sabırlı. Dolayısıyla şimdi İbn Arabi'nin konseptlerine insanı kamil var demiştim. Bu özellikle nüzul, iniş ve miraçla, yükselişle ilgili konsepti vahye dayalı olarak inceler. Çünkü miraç namazla Allah'a yükseliş, kullukla, ubudiyetle Allah'a yükselişle insanlar Peygamber Efendimiz'in ulaştığı noktaya ulaşabilir. Peygamberler insanlık aleminin ulaşabileceği zirveleri temsil eder. Bu nedenle zaten Hoca Efendi 5 sene önceki Van töreninde statü münteaya ayağınızı koyabilirsiniz dedi. Yani zirveyi gösterdi, çıtayı yükseltti. Hazreti Cebrail'in geçemediği noktaya dahi ayağınızı koyabilirsiniz dedi. Gerçek ve nedir? Varlık itibariyle henüz vücut bulmamıştır. Yani gerçek sandığınız gibi gerçek değildir. Siz rüyada yaşıyorsunuz. Gerçek öldüğünüz zaman ortaya çıkacak zaten. Başlayacak. Dolayısıyla bu dünyadaki gerçekler vehimlere, hayallere ve rüyalara dayanır. Bunlardan ibarettir. Vehim, hayal, rüya. Gerçek olan alemle aramızda çizgiler vardır, makamlar vardır. Ve misal aleminden his alemine gelen, alemi şuda gelen haberciler vardır. Melekler bunu icatları yapıyor. Bu melekler bu icatı yaparken tabii sizin tevil etmenizi de istiyor. Yani size Allah düz irade vermiş tabii. Misal aleminde siz bir sembol rüyette görüyorsunuz. Bu henüz gerçek değil. Hayal dünyanızda, his dünyanızda bir sembol görüyorsunuz. Bazen sadık rüyada kaderi olduğu gibi görüyorsunuz. Kader kitabının belli bir sayfası açılmış. Veya semboller görüyorsunuz. İşaretler size veriliyor. Eğer siz bu işaretleri ve sembolleri tevil etme, tabir etme veya ettirme cihetinde değilseniz rucu bulmuyor. Veya yanlış insanlara tabir ettirirseniz yanlış da kader denklerinde olabiliyor. Dolayısıyla iyi niyetli insanlara rüyanızı tabir ettirmeniz gerekiyor. Tabir ettirmezseniz başınıza bakın neler gelir. Ben size anlatacağım. Kur'an'dan anlatacağım, misal vereceğim. Misal aleminde çoğu zaman bir keyfiyet var. Ama bu tabii hisse hitap ediyor. Hisler rüyada görülüyor. Çeşitli suretlerde ve şekillerde görülüyor. Bana gelen pek çok rüyalar var bu süreçte özellikle. Ama daha gerçek olmamış. Tamamen temelsiz de değil. Temelsiz değil. Var ki görüyorsunuz bir şey ama daha varlık aleminde gerçek olmamış. Dolayısıyla temelsiz bir hülya değildir. Velakin daha gerçek olmamış. Mevcut olmayan şeyi zihninizde mevcut kılan nedir? Bu kudret nerededir? Kudreti taşıyan melekler vardır. Bunlar meleklerin varlığına delalet eden bir delildir zaten. Melekleri görmüyorsunuz tabii ama meleklerin var olduğunu hissediyorsunuz. İcraatlarını görüyorsunuz. Allah-u Teala meleklerle icraatlarını, attributes, yani manifestationlarını, tecellilerini gösteriyor. Çünkü Allah'ın zatı ilahisi, uluhiyeti ve rububiyeti
terbiye ediyor. Ve sizin zihninizi hazır hale getiriyor. Zihninizin hazır hale gelmesi nerede oluyor? Rüyada, rüyette oluyor. Yani misal alemindeki şekillere, biçimlere, sembolleri görüyorsunuz. Aynı zamanda sadık rüyalar çok görülür. İhtiyaçlar olmalı. Misal alemi nedir? Ontolojik olarak konuşacak olursak, sırf bir his alemi ile sırf bir ruh alemi arasındaki bir zondur. Yani maddi olmayan alemin ortasında yer alır. Anlatabildik mi? Maddi olmayan bir alemin ortasında yer alır. Siz his dünyanızda, müşahede dünyanızda bu temas bölgesine, misal alemine temas ederek neyle? Ruhunuzla. Evet, cismaniyetle değil. Cismaniyetle değil. Tekrar ediyorum. Ruhunuzla temas ederek burada eşyanın suretlerini letafet ile görürsünüz. İşte letafetle cismaniyet arasındaki fark da budur. Latife-i Rabbaniye, Latife-i Sübhaniye yoksa Allah'ın şeyni, uluyeti, rahmaniyeti size bunları göstermeyebilir. Hiç rüya görmeyenler var. Sadık rüyalarda bunlar idrak edilir. Size umut verir. Size gelecekle ilgili bir planlama verir. Hayaller silsilesi rüyalarda tabir edilirse rücu edebilir. İbn Arabi böyle diyor. Dolayısıyla kendisine has bir takım faaliyetlerde bulunuyor. Bu alemde. Maddi olmayan alemde. Tekrar ediyorum. Maddi olmayan ara bölgede. Siz istiyorsunuz ki gerçek olsun. Ve tevil ettirmek, tabir ettirmek istiyorsunuz ki bu sünnettir. Peygamber Efendimiz her sabah sahabelerine soruyor. Bugün rüya göreniniz var mı? Fethullah Gülen Hoca Efendi de soruyor talebelerine veya gelenlere. Bugün rüya göreniniz oldu mu? Kendi rüyası varsa paylaşıyor. Sünnet yani. Peygamber Efendimiz'in sünneti. Buradan Kur'an-ı Kerim'deki meşhur kıssalardan Hazreti İbrahim'in oğlunu kurban etmek için bıçak dayamasına geleceğim. Biliyorsunuz Hazreti İbrahim bir rüya gördü. Rüyasında oğlu İsmail'i, biz Hazreti İsmail diyoruz, Yahudiler ve Hristiyanlar Hazreti İshak diyor. Bu konuda bir çelişki var. İbn Arabi Hazreti İsmail demiyor. Hazreti İshak diyor. İbn Arabi hakiki İsevler tarafına geçmiş bu konuda. Yani koç suretine görünen kurbanlığın Hazreti İshak olduğunu söylüyor. Bu konudaki ihtilafı çözmek lazım. Yani yüzyıllardır devam ediyor bu ihtilaf. Hazreti İbrahim oğlunu kurban ettiğini görüyor ve bu bir vehim. Evet, hayal ve vehim. Gerçek değil. Ne yapıyor? Bunu harfine doğru olarak algılıyor. Ve oğluna bunu açıyor. Oğlunu kurban etmek için yatırıyor. Oğlu İsmail, Kur'an-ı Kerim'in tabii yolda gidiyoruz ve Kur'an-ı Kerim'in söylediğini söylüyoruz. Hazreti İsmail, babacığım ben razıyım diyor. Çünkü babası ne derse yapacak. İtaat etmiş, biat etmiş biri. Ve bu rüyasında Hazreti İbrahim'in bir hatası var. Ya hata demeyelim, sürçmesi, zellesi var. Rüyasını tabir etmiyor. Evet, Hazreti İbrahim bu rüyadan korkuyor. Bu. Veya bu rüyasını tabir etmek istemiyor. Kalben istemiyor. Etmiyor. Aynen olduğu gibi tatbik etmeye çalışıyor. Hayal ve vehmi gördüğü, maddi olmayan alemden gelen bir işareti bir Allah'ın emri olarak algılıyor ve kesecek. Oğlunu infaz edecek.
Ne olacak? Oğul katil olacak. Gerçek dünyada, yani sizin gerçek zannettiğiniz bu rüya aleminde herkes ona baba katil, çocuğunun katili diyecek, oğlunun katili diyecek. Böyle bir suç. Tabii Hazreti İbrahim tam tevekkül ehli bir insan. Ateşlere atılmış, Nemrut ve Firavunları görmüş bir insan. Ne oluyor? Allah-u Teala bir koç gönderiyor. Peki, bunu yorumlarken şöyle bir kritik yapalım. Ben İbn Arabi'nin yaptığı kritiği seyretiyorum. Yoksa şahsıma ait bir görüş değil bu. Ama katılıyorum İbn Arabi'ye. İbn Arabi İslam tarihindeki en mantıklı, en doğru tespiti yapmış. İslam alimler içinde yok onun gibi bir sufi. Onun gibi İslam alimi de çok ender çıkmış yani. Gerçeği olduğu gibi aktarıyor biri. Göründüğü gibi değil. Yani Hazreti İbrahim'in misal aleminde gördüğü gibi değil. Özel bir surette Allah göndermiş o sureti kalbine, rüyette görüyor. Ama Allah'ın neye murad ettiğini bilmiyor. Ve rüya tabirleri ilmi işte buradan ortaya çıkmış aslında. Rüyanın tabire ihtiyacı var. Eğer rüyayı tabir ettirmezseniz kendi oğlunuzu öldürürsünüz, değil mi? Her rüyanızda her gördüğünüz şeyi yapıp amel ediyor musunuz? Etmiyorsunuz. Rüyalarla amel edilmez diye bir Galata meşhur vardır. Nispeten doğrudur. Kısmen ama tamamen doğru değildir. Allah Kur'an-ı Kerim'de ayette diyor ki 105. Ya İbrahim sen rüyanı tasdik et. Yani aynen yapmaya çalıştın. Aynen. Oysa Hazreti İbrahim rüyasını tabir etmemişti. Ve tevili Allah'a bırakmıştı. Allah o gördüğü rüyayı misal alemindeki sureti aynen tatbik ettiğini görünce müdahale etti. Dedi ki bunun tabire ihtiyacı var. Sayın İbrahim sen benim peygamberimsin ama velakin eğer bu rüya gerçek olsaydı sen oğlunu kurban edecektin ve oğlunun katili olacaktın. Peygamber olamayacaktın. Ben seni test ettim, denedim. Evet, büyük bir kurbandır. Büyük kurban telakki edilmiştir. Hazreti İbrahim buna mukabil ne yapmıştır? Allah nezdinde indinde ki kararı beklemiştir. Allah nezdinde ve indinde kurtarma yoktur. Yani kurtuluş diye bir mefhum yoktur. Çünkü Allah evvel ve ahirdir. Zahir ve batındır. Evveli ve ahiri bilendir. Allah diyor ki ayet-i kerime şüphe yok ki bu apaçık bir imtihandır. Allah imtihan etti. Ve Hazreti İbrahim rüyasını tabir etmeyi unuttuğu için bu sürtme ve zelesinden dolayı bu imtihana maruz kaldı. Hayal kademesindeki bu suretin başka bir olaya tekabül ettiğini, bir sembol olduğunu anlayamadı. Halbuki bilmesi gereken bir peygamberdi. Tecrübesi vardı. Siz Hazreti İbrahim'de değilsiniz yani. O seviyede imtihanlarına geçmediniz. O bir peygamber olmasına rağmen bunu o anda idrak edemedi. Sureti, biçimi, şekli gerçek sandı. Aynen olacak sandı. Halbuki olmadı. İşte burada ihsan şuuru, basiret gözü, feraset gözü gerektiriyor. Peygamberlerde fetanet var, yüksek bir zeka var. Ancak yüksek bir zeka olmasına rağmen, fetanet olmasına rağmen, ismet olmasına rağmen eğer basiret gözü açık değilse, manevi ruh gözü açık değilse ne oluyor? Misal alemindekini gerçek sanabiliyor veya direkt tekabül edeceğini zannedebiliyor. Hazreti İbrahim kurtuluş olarak görmüştü bu hadiseyi, koçun gelmesini. Allah onu kurtarmıştı. Halbuki İbn Arabi diyor ki Allah nezdinde kurtuluş diye bir şey yok. Yok böyle bir şey. Allah'ın maksadı sadece büyük kurbandı. Büyük bir imtihandı. Sizin imtihanınız var şimdi. Allah sizi imtihan ediyor. Sınavdan geçiriyor. Büyük bir imtihan var şu anda. Ahir zamanın en büyük imtihanı hizmet edenlerin başında. Her bireyin.
Bu büyük imtihanı kazanmak var.